Merhaba hocam. Merhaba Sunay'ı. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hepiniz Teknik Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Ben Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden Sunay Şakar. Şimdi size başlamadan önce birkaç bilgilendirme yapmak istiyorum. Bugün iki oturumda da katılan arkadaşlarımıza Mount Blaine çekicine katılmaya hak kazanacaklar. Daha sonra bütün oturumlarımızın %60'ına katılanlara da sertifika vereceğiz. Bunun için en sonunda yolladığımız formu doldurmanız gerekiyor. Bugün bizlerle birlikte Sayın Doçent Doktor Murat Yılmaz hocamız bizimle. Hocam isterseniz yavaştan Tamam, çok teşekkür ediyorum. Sunumu alalım şeye. Evet. Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Doçent Doktor Murat Yılmaz, Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyelerindenim. Bugün arkadaşlarınız isteği üzerine size akademisyen olmakla ilgili bir takım bilgiler vereceğim. Ama ondan öncesinde kısaca kendimi tanıtayım. Ben doktorumu da Aydınşehir Üniversitesi'nde yaptım. Bundan öncesinde 13 yıl sektörde çalıştım. 12 yıl akademik hayatım devam ediyor. Şu anda da hala akademideyim. Benim alanım yazılım mühendisliği. Bu vesileyle birçok yazılım projesinde çalışma fırsatı buldum. Özellikle uluslararası kurumlarda Huawei gibi araştırma merkezinde, Türkiye'deki Lero gibi İrlanda yazılım araştırma merkezinden burs alarak çalışmalarıma devam ettim. Genelde ilgi alanlarım arasında ampirik yazılım mühendisliği var. Şu an tabii Huawei ile birlikte yürüttüğümüz dijital dönüşüm projesi kapsamında Agile Transformasyon dediğimiz çevik dönüşümle ilgili çeşitli çalışmalar yaptım. Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, simülasyon ve Metaverse üzerinde çeşitli çalışmalarım var. Oyunlar ve bilgi modellemesi de ilgi alanlarım ve yayın yaptığım alanlar arasında. Şöyle hemen kısaca kendimi tanıttıktan sonra konuya dönelim. Neden akademik alanı seçtim? Özellikle bu alanı seçmek isteyen arkadaşların bilgi edinme tutkusu olmasını bekliyoruz. Yani bir şeyler okumak, öğrenmek, sürekli kendini geliştirme isteği duyması gerekiyor. Ve gördüğüm kadarıyla şu anda tabii ben de aktif olarak hocalık yaptığım için birçok özellikle Z kuşağında bu birazcık azalmış durumda gibi geliyor bana. Bizim kuşakta daha fazla ilgili insan vardı akademiye. Şu anda bu ilgi giderek azalıyor. Bu aslında iyi bir şey değil akademi açısından. Uzun vadede bu büyük bir dezavantaj getirebilir akademinin gelişmesi açısından. Sürekli gelişen alanı keşfetmeye hevesli olmanız gerekiyor akademisyen olmak istiyorsanız. Yani ben özel sektörde çalışmış biri olarak akademide bulduğum keyif kendi istediğim şeyleri, kendi kafamdaki araştırmak istediğim şeyleri yapabilme kabiliyeti kazanmaktı. Bunun dışında şu anda akademisyen olacaksanız sadece bilgisayar bilimler alanında değil, farklı alanlarda çalışan insanlarla birlikte çalışmanız gerektiğini kabul etmeniz gerekiyor. Genelde biz mühendislikte hani hep beraber işte mühendisler olarak takılmayı severiz ama aslında olay bundan çok daha farklı bir boyuta geldi. Şu anda diğer disiplinlerle birlikte çalışıp onlarla yapılacak işler daha fazla değer taşıyor. Akademide de yapılan tüm çalışmalar son 5-6 yıldır da aktif olarak bu tip projeler, bu tip yatırımları daha fazla destekliyor. Ve tabii sonuçta aslında ben kendi açımdan düşündüğümüzde öğrencilerle etkileşim halinde bulunmak bana büyük zevk veriyor. O yüzden hocalık yapıyorum. Bana hep şunu söylüyorlar. Bu kadar sene piyasada çalıştıktan sonra niye akademiye geri döndünüz? Bunun en önemli sebebi bir öğretmeyi seviyorum. Öğrendiği zaman bir şeyler yapabilen insanlar görmek hoşuma gidiyor. Sizin de bu hoşunuza gitmesi lazım. Bundan keyif alıyor olmanız lazım. İkincisi canlı ve yenilikçi bir ortamda bulunuyorsunuz. Gençlerin dilini öğreniyorsunuz. Neler konuştuklarını görüyorsunuz. Yani birazcık daha ortamdan kopmuyorsunuz. Mesela benimle birlikte mezun arkadaşlarımın çoğu bu tür bir zevki yaşayamıyorlar. Akademide olmadıkları için gençlerle o kadar fazla etkileşemiyorlar. Hatta düşünürseniz yani siz aslında benim yaşımda, benim bilgi seviyemde olduğunuz pozisyonda kendi fil dişi kulenizde yaşıyor oluyorsunuz. Gençlerle ne düşündüğünü bilemiyor oluyorsunuz. Bence o akademik olmanın büyük avantajlarından birisi daha. Bu alanda çalışmak için ne tür özelliklere sahip olması gerekiyor diye düşündüğümüz zaman bir kere eğitime tutkulu olmanız gerekiyor. Bu normalde yani benim üniversite yıllarımda da biz bir şey öğrendiğimiz zaman birisine öğretmekten büyük zevk alırdık. Ama bazen final sınavlarında onlar bizden yüksek de alabiliyorlardı. Ama buna rağmen öğretmek zevk verirdi. Ve derse girdiğim zaman ben mesela o verdiğim dersteki heyecan, o dersi verirkenki mutluluk bana o işi devam ettirmemi sağlıyor. Yani bu para için yapabileceğiniz bir iş değil arkadaşlar. Özellikle siz bilgisayar mühendisi olacak arkadaşlar, çoğunuz öylesiniz diye tahmin ediyorum. Sektörde çok daha fazla para kazanabilirsiniz. Yani şu anda bir doçentten çok daha fazla para kazanabilirsiniz. Ama burada önemli olan birazcık daha eğitim ortamını şekillendirmek ya da geleceği şekillendirecek bir şeyler yapabilme isteği duymak. Tabii sonuçta tamamen gönüllü çalışmıyorsunuz. Bir sürü proje, fon bulabiliyorsunuz. Bunları da yapabilme şansınız oluyor aynı zamanda.
Tabii burada yeni nesil eğitmek için bir tutku duymanız gerekiyor. Onun dışında alanı belirlememiş bilgisayar mühendisi öğrencisi neler önerirsiniz diye bir soru geldi. Öncelikli olarak ben genelde bizim öğrencilerde de görüyorum. İşte front-end, back-end biraz öğreneyim, oradan yürüyeyim, gideyim gibi bir yaklaşım var. Ben bunu çok yanlış buluyorum. Yani tamam para kazanabilirsiniz ama uzun vadede bu size çok büyük bir artı olarak geri dönmez. Belki bazılarının fikirleriyle çatışabilir dediklerim. Öncelikli olarak çıkan yeni teknolojilerde uzmanlık kazanmaya çalışmanızı öneririm ben. Bizim yıkıcı teknolojiler dediğimiz, yani çıktığı zaman diğer teknolojileri yok eden teknolojiler. Mesela bugün ne var işte? GPT örneği. Bugün Midjourney tasarımcıların GPT ise bizim yazılımcıların hayatını ciddi anlamda özellikle kariyerini tehdit ediyor. Bunları öğrenip bunların üzerinde bir şeyler yapabiliyor olmanız bence önemli. Yani bu yıkıcı teknolojileri farkında olmanız gerekiyor. Bugün birçok şey gelişen yeni teknolojilerle birlikte değişiyor. Bunu kabul etmek ve bununla birlikte hareket etmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Bu noktada işte blok zincir çalışabilirsiniz, VR çalışabilirsiniz. Tabii herkes zaten yapay zeka çalışmaya çalışıyor ama onlardan farklı olmanızı öneriyorum. Yani herkesin gittiği yoldan giden sonuçta herkesin bulduğu kadar kaynak bulabilir. Farklı yollar deneyip risk almanızı öneriyorum. Tabii bu konularda istek duyan arkadaşlara. Bunun dışında işbirlikçi araştırma dediğimiz biraz önce de bahsettiğim gibi kendinizi Türkiye'de kısıtlamamak önemli. Ben akademisyen olduğum zaman şöyle bir şansım oluyor. Biz her sene konferanslar düzenliyoruz. Biraz sonra daha farklı bilgiler de vereceğim. Orada birçok insanla tanışıyorsunuz, farklı kültürlerle etkileşiyorsunuz ve işbirlikçi araştırma açısından disiplinler arası ve uluslararası araştırma imkanı buluyorsunuz. Bunu normalde herhangi bir şirkete girerseniz, işte belki Ankara'da, belki İstanbul'da bulamayacaksınız. Belki uluslararası bir şirkete girerseniz bulabileceksiniz sadece. Onda da imkanlarınız kısıtlı olacak. Yani ben fikirlerimi yurt dışındaki akademisyenler kabul ettirmekten zevk alıyorum. Bunun için bu işi yapıyorum. Onlar Murat ne kadar acayip şeyler bulmuşsun dedikleri zaman hoşuma gidiyor. Yani hoşunuza gitmesi gereken önemli şeylerden bir tanesi de bu. Bu nokta itibariyle bu işbirliklerini yapabilme, bunları geliştirme bilme yeteneğiniz olmasını da aslında önerebilirim. Yani böyle bir yol izlemek istiyorsanız bu yolu aynı şekilde bunları da düşünmenizi tavsiye ederim. Tabii bir ağ oluşturmanız gerekiyor. Ben bizim öğrencilere de sürekli söylüyorum. Yani LinkedIn'den olsun, diğer medya, özellikle tabii ki sosyal medya açısından iş anlamında kastım. İnsanlarla kimle tanışırsanız bir şekilde onu ağınıza ekleyin. Bir gün işinize yarar. Kesinlikle bir gün karşınıza çıkabilir. Çok insanla tanışın, çok insanla konuşun. Bizim alanda çalışanlar genelde daha fazla introverttür, içine kapanıktır, içine dönüktür ama bu çağ artık geride kaldı. İnsanlarla konuşup onlardan fikir ve bilgi almanız önemli. Ve tabii ki uluslararası araştırma topluluklarına girmeye çalışın. Uluslararası şirketlerde yer bulmaya çalışın mümkün olduğunca. Ve bunlar için ne yapılabiliyorsa onlarla ilgili çalışmalara önem verin. Ve kendinize şu anda ikinci sınıftaysanız bile bir yol çizmeye çalışın. Başarılı olan çoğu insan fikirlerine, yani belki değişebilecek olan fikirlerine de başta çok bağlıdır. Siz de mümkün olduğunca bağlı kalmanızı tavsiye edebilirim. Sektörden bağınızı hiç koparmayın. Ben koparmadım akademik olursanız da. Akademi ile endüstri arasında bir bağ oluşturmaya çalışmanızı tavsiye ediyorum. Yani tamamen akademik çalışmalar bazen sanat için sanata da dönüşebiliyor. Ama biz sonuçta aslında toplum için sanat yapmaya çalışıyoruz. Yani mümkün olduğunca mühendis olduğumuz için ne yapmaya çalışıyoruz? İnsanların faydasına olan teknolojiler üretmeye çalışıyoruz. Bu konularda çeşitli çalışmalara katılmanız. Ve özellikle mesela ben şunu görüyorum. Bilmiyorum sizin şu an katılan arkadaşların durumu ne? Bilgisayar mühendisi öğrencisisiniz. Bizim zamanımızda yoktu, sizin zamanınızda var. Ne büyük bir avantaj. GitHub'da her şeyinizi sergileyebilirsiniz. Bugün ben gidip baksam, Sümeyye ne yapıyor desem, normalde CV'si yerine açıp GitHub'a bakarım. Neler yapmış, hangi projelere katılmış. Yani imkanınız varsa mümkünse gidin açık kaynak projelere katkıda bulunun. Hani bazen geliyor arkadaşlar, diyorlar ki hocam işte biz hiç ne yapacağımızı bilmiyoruz, nereden başlayalım? Gidin bir açık kaynak projeye katılın. Mesela örnek olarak bunu yapabilme şansınız var. Bir makine mühendisi bunu yapamaz. Bir endüstri mühendisi bunu kolaylıkla yapamaz. Kendini bu kadar hızlı gösteremez. O yüzden bizim alanda çoğu genç arkadaş, tecrübeli arkadaşlardan daha iyi işler çıkarabilirler. Her zaman böyle avantajı olan bir sektör. Dezavantajı ise şu, ben bunu bizim derslerde de söylüyorum. Herkes sizin rakibiniz. Belki yarın babanız da bu işe girecek, ASP.NET öğreneceğim diyecek ve size rakip çıkacak. O yüzden hani bir makine mühendisine, elektrik mühendisine böyle bir rakip çıkamazken size herkes rakip olabilir dünyadaki. Bunu da unutmayacak şekilde. Yani niye mühendislik okuduğunuzu anlayarak ve bunu sindirerek, içselleştirerek gitmenizi öneriyorum. Sektör bağlantısı çok önemli. Ve sonuçta akademik araştırmalarda bir şekilde tamamen gönüllü olarak çalışıp kendinizi geliştirmeye çalışmanız bence önemli.
Akademi endüstri arasındaki geçişlerde aslında genelde sırlar saklı oluyor. Yani oradaki şeyleri iyi yakalayabilirseniz, iyi takip edebilirseniz elinizden daha fazla şey gelme imkanı oluyor. Ben birkaç proje örneği göstereyim. İnterdisipliner dedik acaba neler oluyor diye isterseniz. Çok azıcık araya girip bir tane sorumuz gelmiş. Onu sorabilir miyim? Tamam. Veriyorum. Tabii. Akademide yurt dışı imkanı diğer sektörlere göre az değil mi? Bu sizi nasıl etkiledi diye sormuş bir arkadaşımız. Şimdi diğer sektörlerle kastı bilgisayar mühendisliği ise yani şu çok daha kolay. Ben yurt dışına gitmek isteyen arkadaşlara şunu söylüyorum. Önce gidin kendinize eğer bir yüksek lisans programı ayarlayın. Ülkeyi biraz tanıyın. Orada yaşamak istediğinize karar verin. Sonra oradan iş bulmak çok daha kolay olur o imkanı kullanarak. Yani yurt dışı imkanı diğer sektörlere göre az değil. Bilgisayar mühendisleri için hiç az değil. Mühendislerin hepsi için az değil. Yani siz sonuçta sosyal bilimler öğrencisiniz. Var öyle arkadaşlar mesela ODTÜ felsefeden mezun olmuş. Canını dişine takmış. Zor bela bir pozisyon bulmuş. Ve mutsuz olarak dönmüş. Aldığı para her zaman az, dışarıya proje yapamıyor. Yani arkadaşlar şunu unutmayın. Bakın TÜBİTAK proje vereceği zaman işletme iktisat bölümlerine gitmiyor proje eleleri. Bana geliyor. Bilgisayar mühendisliğine geliyor. Niye bana geliyor? Çünkü oraya gitse bile yöneticilik vasfı olmuş insanlar ya da o konuda eğitim almış insanlar ne arttırılmış gerçeklikten, ne sanal gerçeklikten, ne de onların fiyatlarından anlamazlar. Bu proje nasıl işleyeceğinden anlamazlar. O yüzden bu bir imkan. Yurt dışı dediğiniz zaman da bir bilgisayar mühendisinin yurt dışında yüksek lisans bulma ihtimali bence diğerlerinden çok daha yüksek. Yani burada da mesela şunu tercih edebilirsiniz gene tabii ihtiyaçlara göre. Mesela bu bir ara TÜBİTAK da bunu destekliyordu. Yurt dışındaki birçok yapı da bunu destekliyor. Gidip mesela başka bir disiplinde de yüksek lisans yapabilirsiniz. Yani bilgisayar mühendisi altyapınızın üzerine. Yani illa bu konuda, illa şu konuyu çalışmak zorunda da değilsiniz. Ve bence bu imkanlar çok daha fazla. Benim konuma gelince ben açıkçası Türkiye'de yüksek lisans yaparken birçok yüksek lisans bıraktım. Yani yaptıklarımdan çok bıraktıklarım oldu. Başladım. Hoşuma gitmedi. Neyi beğenmedim? Hocaları beğenmedim. Hocalar benden daha az şey biliyor diye düşündüm. Ben niye burada okuyayım dedim. Vazgeçtim, bıraktım. İşte orada tabii bizim sektördeki en büyük problem şudur arkadaşlar. Bir iş gelir, reddedemezsiniz. Adam size bir anda $1000 önerir. O sırada tekte çalışan enişteniz de $1000 alıyordur maaş olarak. Yani o zamanki para biriminde. Hayır diyemezsiniz. Neyse master nasıl olsa yaparım der, bırakabilirsiniz. Yani illaki her zaman üniversitedeki, akademideki durumdan da değil. Bazen dış faktörler de olabilir. Ama kesinlikle ve kesinlikle imkanınız varsa yüksek lisansınızı ya da en azından doktoranızı yurt dışında yapmaya çalışmanızı tavsiye ederim. Yani ben bunun faydasını çok gördüm. Özellikle yurt dışında yapılacak olan projelerde ben mesela yurt dışında birçok aktif olarak göstereceğim projede bulunuyorum. Yani yurt dışı diploması her zaman işinize yarar. Onu şu andan düşünmeye başlayın, kurgulayabilirsiniz. Evet, teşekkür ederiz. Evet, birkaç örnek verelim o zaman. Mesela burada yine interdisipliner bir çalışma, sanal terapi. Biz mesela konuşma zorluğu çeken öğrenciler üzerinde psikoloji bölümüyle birlikte, o zaman Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde hocaydım, bir sanal terapi ortamı oluşturmaya çalıştık. Burada hedefimiz neydi? Bu tür özellikle psikolog arkadaşlar böyle sorunlu olan öğrencileri tespit ettiler. Bundan sonrasında bir sunum ortamı oluşturduk sanal gerçeklik ortamında ve bir konu verdik ve öğrenciye sunum yapmasını istedik. Bilmiyorum, ben tabii hocalık yaptığım için bazen tutukluk yapıp hiç konuşamayan insanlara da karşılaşıyorsunuz yıllar içerisinde. Biz genelde o insanları aslında şey yapma, terapi vermeye çalışıyorduk. Bu tip bulduğumuz kısıtlı bir kitle üzerinde psikolog yardımıyla sunum yaparken terapi verdik sanal gerçeklik ortamında. Bunu hemen bu dediklerime, şimdi ben genelde konuşurken bilim adamı şöyle konuşur her zaman, elinde kanıtla konuşur. Yani bunu yapmayan, benim size tavsiyem özellikle Türkiye'de bu konuda lütfen dikkatli olun. Bir sürü kişi kendini bilim adamı olarak tanıtıyor, taklitlerinden sakının. Bilim adamı dediğiniz bunu anlatıyorsa yapmıştır. Yapmadıysa inanmayın. Bakın burada görüyorsunuz, sağda IT Software dergisinde SCI'de taranan bir dergide bu basılmış bizim grup tarafından. Yani ben onu yapıyorum, bunu yapıyorum, uçuyorum, kaçıyorum, uçan alım var diye de inanmayın. Bizim sektörde bu çok olur. Bunu makine mühendisi, elektronik mühendisi yapamaz ama bizim sektörde her şeyi bilen adamlarla karşılaşabilirsiniz. Benim size önerim, mümkün olduğunca kanıt isteyin. Yani yapıyorum, mesela sanal terapiyle uğraştık diye anlatabilirim. Nerede kardeşim? İşte bakın burada kanıtı var. İşte bir yıl terapi ne yaptık? Bastık. Bunu basmak için canımız çıktı. Yani öyle kolay değil. Sadece bu işi yapmak değil. Bir grup olarak çalışıp bir işi bitirmeniz gerekiyor. Bunların detaylarını biz bunları hem Türkçe hem İngilizce yayınladık. Ulusal Yazılım Mühendisliği Konferansı'nda bastık. Beni bir şekilde internetten ararsanız zaten bütün makalelerim Avestis'te var. Oradan hem Türkçesini hem İngilizcesini bulabilirsiniz. Ben daha fazla üzerinde durmayayım. Soru gelirse daha fazla detaylandırırım. Böyle bir terapi ortamı kurduk ve bunu yaptığımızda daha kimse bu işlerle uğraşmıyordu. Bunun dışında bu Huawei'de
Mesela şu çok önemli arkadaşlar, akademik olacaksanız endüstriyle bağınızı kesmeyin benim yaptığım gibi. Huawei ile yaptığımız tüm çalışmalar aslında benim doktora tezimde yaptığım çalışmaların uygulama haliydi. Ne yaptık? Doktora tezimde yaptığımız çalışmaları Huawei'de uyguladık. Bu bir akademisyen için bence en önemli şeylerden bir tanesi. Yani yaptığı çoğu insanın, şu anda size söyleyeyim, %90'ına yakınının tezi raflarda çürüyor maalesef. Yani kullanma imkanı bulmuyor. Ki bununla ilgili olarak Avrupa'daki birçok üniversite doktora tezlerini özellikle spin-off yapmak, yani şirket kurmak ve devam ettirmek için desteklemeye çalışıyor mümkün olduğunca. Ve tezler bizim bildiğimiz tez formatında basılmıyor. Bugün Hollanda'da tez veriyor olsanız kitap şeklinde basılıyor teziniz. Yani bizdeki gibi tek sayfaya basılmış, böyle koskoca adam dövmek için oluşturmuş bir ciltli dokümandan ziyade insanların işine yarayacak kompakt bir şey haline getirilmeye çalışılıyor. Bu da aslında endüstriyle işbirliği yapılması anlamına geliyor. Yurt dışında bulacağınız birçok doktora programı da aynı şekilde endüstri tabanlı ve endüstri destekli oluyor. Yani ne demek istiyorum? Mesela bir doktora programı ile doktora programına başvuruyorsunuz. Oradaki hoca parayı aslında şirketlerden alıyor. Biz şu an biraz bunlardan uzağız ama aslında yapılmaya çalışılan şeylerden bir tanesi TÜBİTAK bağlamında bunu sağlamaya çalışılıyor. Endüstri sanayi, sanayi akademi işbirliği, endüstri akademi işbirliği niteliğinde. Buradaki makalede de biz işte Huawei'deki insanların benim doktora tezinde kullandığım bir kişilik modelinin uygulanarak yazılım mühendisleri ekiplerinin daha iyi uygulanması ile ilgili bir çalışma yaptık. Hatta birden fazla çalışma yaptık. Bunları da yine takip edip görebilirsiniz. Burada önemli olan benim gözümde bu çalışmaları yapmış olabilirsiniz. Benim tavsiyem bu çalışmaları basmış olmanız önemli. Bu çalışmaları bir şekilde toplayıp derleyip insanların hizmetine sunmanız önemli. Akademisyen olmak istiyorsanız en önemli hedeflerinizden biri bu olmalı. Yaptım, neyse geçti, yenisini yapayım değil. O yaptığınız şey insanların kabul geleceği ortamlarda sergilemeniz gerekiyor. Ki zaten belki biraz önce sizin şeyde de gördüm tanıtımınızda Medium'da yayınlanan yazılar da önemli. Yani sadece bunlar değil, biz onlara genelde grey literatür diyoruz, gri literatür diyoruz. Orada kendinizi şu şekilde tanımlayabilirsiniz yine. Yani bilgisayar mühendisliği öğrencisiyken yaptığınız şeyleri dokümante etmeye çalışarak kendinizi Medium'da başka ortamlarda tanıtarak insanların aradığı zaman kimmiş bu Sümeyye dedikleri zaman, şimdi Sümeyye örnek oluyor ama kimmiş bu dedikleri zaman arayıp bulabilecekleri bir şeyler bırakmanız lazım. İzler, fingerprint diyebileceğimiz şeyler bırakmanız lazım internete. Yani benim başka yerde bulamayacağım şeyleri internette sizi arayarak bulabilmemi sağlamanız lazım. Hani Türkiye'de akademisyen olmak deyince benim aklıma Jon Snow geldi aslında. Bunu da şöyle hikayelendirelim. Ben İrlanda'da da bir süre yardımcı doçent olarak çalıştım. Orada dekan hepimizi topladığında bana şunu söyledi. İlginç bir yaklaşımı oldu. Dedi ki sen dedi yıllarca endüstride çalışmışsın. Niye akademiye döndün? Döndün de peki aldın doktora niye gidip akademide çalışmak istemiyorsun dedi. Ben de şunu söyledim. Ya dedim aslında ben endüstride çalışırken insanların çok zorba olduğunu, bana çok kötü davrandıklarını düşünüyordum dedim. Ve bundan dolayı işte daha rahat olacağım, daha entelektüel bir ortamda çalışabileceğimi düşünerek akademiye geri dönmek istedim dedim. Ama bir baktım akademi aslında sahte oyunlarıymış. Tamamen Game of Thrones'muş. Orada en azından insanlar birbirine didişmeden bir şekilde proje başladığı zaman herkes kendi işine odaklanırken akademide odaklanmaması gereken bazı güç odakları sürekli sizinle ulaşabiliyor. Bu çok acayip bir şeymiş dedim. Bütün salon herhalde beni o yüzden Dublin'de işe aldılar. Yani bu tip durumlarda da anekdot sahibi olmanız gerekiyor. Yani o soruyu herkes gülmeye başladı bir anda. Bütün jüri üyeleri sakinleşti. Ve ben kabul edildim yani şey yardımcı doçent olarak. Yani bu tip durumlarda yine benim bu tip mülakatlarda tabii ben İrlanda'da yaptığım için doktorum biraz Irish humor bulaştı bana ister istemez. O zaman kendinizi sempatik bir şekilde sunmaya çalışın. Yani çok ciddi, çok şey olmayın. Biraz sempatik olun. Yani sonuçta insanlar onları güldüren insanları severler. Yaptıkları esprileri dinledikleri insanları severler. Özellikle bizim alanda. Yani buna dikkat etmeye çalışın. O yüzden burada da kendinizi bir şekilde bir anda Jon Snow yerinde de bulabilirsiniz. Evet, international activity'ler. Biraz önce bahsettiğim gibi normalde yapmanız gereken şey, özellikle akademisyen olmak istiyorsanız, yurt dışından kendinize bir grup edinin. Türkiye'den olması mümkünse. Çünkü Türkiye'de görüyorum akademisyenlerin annelerin çoğunun halini, yayın yaparken özellikle prestijli yerlerde zorlanıyorlar. Ama eğer elinizde bir yabancı ülkelerden, başka yurt dışından bulunan çalışan akademisyenler olursa hem büyük projelere imza atabilirsiniz, onların içinde yer alabilirsiniz, hem de yayın yapmanız ve farklı yerlerde kendinizi göstermeniz daha kolay olur. Tabi bu şu demek değil, Türkiye'de de çok başarılı olup yayın yapan akademisyenler var. Her ne kadar nesilleri tükenmek üzere olsa da yine de hala var diyebiliriz. Ama genel anlamda bence kendinizi Türkiye'de bile kalmayı düşünüyorsanız etrafınızdakilerden ziyade
yurt dışını açmaya çalışın. Bunun için de şunu tavsiye ediyorum. Yurt dışı teması olan hocalarla çalışmaya çalışın eğer akademisyen olacaksanız. Yani bunu genelde yaptığınız pozisyonda size onlar farklı imkanlar da sağlayabileceklerdir. Ki zaten bunu birçoğunuz farkındasınız. Bunu benim söylemeden de farkına varabiliyorsunuz. Burada yeri gelmişken söyleyeyim. Bizim EuroSPI diye bir komünitemiz var. Biraz önce bahsettim. Benim alanım yazılım süreç iyileştirme. Özellikle alt alanım yani ana temel alanım buydu. Bunun üzerine bir sürü şey inşa ettim. Ama her halükarda arayıp bulabilirsiniz. EuroSPI bir konferans. Endüstri Akademi işbirliği olan bir konferans. Burada kitapçıklarını da görüyorsunuz. Burada ben bunların research lideriyim. Kitaplarda en üstte benim ismimi görmenizin sebebi o, bilmiyorum ne kadar net. Burada bizim düzenlediğimiz bir workshop var, çalıştay var. Buraya makaleler göndermek isteyebilirsiniz. Bu konuda çalışmak isteyebilirsiniz. Hocalarınızla birlikte ya da benle temasa geçip yapmaya çalışabilirsiniz. Yani bu mesela sizin international alana, yurt dışı alanına, uluslararası alana çıkmanız için bir fırsat olabilir. Bu tip şeyleri bulup yakalamaya çalışın. Mesela yazılım süreç iyileştirme sizi ilgilendirmiyorsa sizi ilgilendirecek konular bulmaya çalışın. Yani sizin devam etmeyi isteyeceğiniz akademik anlamda da. Ama lütfen yapay zeka demeyin. Yani sadece yapay zeka olsun demeyin. Çünkü şu anda hani bizim burada hani bildiğim hani herkes yapay zeka çalışıyor. Her mühendislik olmayanlar dahil. Yani kendinize herkesin gittiği bir yoldan bir yol bulamazsınız. Bulsanız bile o yolda tıkanırsınız. Ama onu da kullanarak yani şunu demiyorum. Yapay zekadan kopup kendinizi başka bir alana tanımlayın demiyorum. Ama bir şeyleri birleştirerek daha interdisiplinleri bir şekilde disiplinler arası bir yaklaşım yapmaya çalışırsanız bence daha başarılı olursunuz. Tabii fikir bu benim fikrim. Bunun dışında bizim Gazi Üniversitesi'nde kurduğumuz bir Metaverse laboratuvarı var. Bu 2022'de kurduk. Ne yapıyoruz? İşte araştırma alanlarımız sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, NFT, dijital ekonomi, sizin genelde duyduğunuz konular bunlar. Bunun dışında mesela benim aklıma şu gelmişti. Böyle şeyler düşünmenizi bekliyoruz aslında akademik olduğunuz zaman. Benim mesela sanal gerçeklik gözlükleriyle oynarken, kurcalarken ve ürün geliştirirken ve ürün alırken ki şunu da söyleyeyim. Mesela şu anda birçok gözlüğü ben kendi paramdan almışımdır. TÜBİTAK onu ödeyene kadar ya da başka bir şey yapana kadar beklerseniz çok zaman kaybedersiniz. Eğer araştırmacı olacaksınız bir şekilde elinizdeki paranın bir kısmını da kazandığınızın buraya yatırmayı göze almanız da gerekiyor gecikmemek adına. Onu yapmazsanız eğer bir şeyleri bekliyor olursanız da zaman kaybedebilirsiniz. Mesela benim aklıma şu gelmişti. Turing testini belki çoğunuz biliyorsunuzdur. Bilgisayar mühendisi öğrencisiniz. İşte insanla makine arasındaki bir nasıl fark? Alan Turing zaten bizim alandaki önemli kişilerden bir tanesi. Turing makinesi geliştirdiği makine var. Enigma'yı çözen bir makine geliştirmiş bir kişi. Belki bilmeyenler vardı. Çok kısaca söyleyeyim. Şimdi ben mesela aklıma durup dururken şu geldi. O oyunlara giriyoruz. İşte artık yapay zeka çok ilerledi. Ve sonuç itibariyle biz artık gerçek insanla, gerçek bir insanın avatarıyla sanal gerçeklik ortamında bir yapay zekanın oynadığı avatarı nasıl ayırt edeceğiz? Ben dedim yeni nesil Turing testi bununla ilgili olabilir. Mesela aklıma böyle bir fikir geldi ve ben bunu sağda solda paylaştım. Bir de şöyle bir korku yaşamayın. Ben bunu size söylüyorum, bir sürü yerde söyledim. Acaba fikrimi çalarlar mı? Çalsınlar, siz daha iyisini bulursunuz. Yani siz yapamadıysanız, biri sizden daha iyisini yapıyorsa gidip onu da eline yaparsınız. Kimse fikrini saklayarak bir yere gelemez. Bakın açık kaynağı mesela. Hiç kimse açık kaynak bir şey alıp benim diye bir şey yapamıyor. Yani fikre ne kadar çok yatırım yaparsanız kendi adınıza, ne kadar çok doküman üretirseniz o fikir sizindir. Bunu en iyi koruma yolu, bunu iyi yerlerde, prestijli yerlerde kendi adınıza bastırmaktır, yayın yapmaktır. Burada yeni nesil Turing testiyle ilgili bir çalışmamız oldu. Ve bundan sonrasında aslında benim ilgi alanlarım daha çok makinelerin şu andaki gelişme aşamasına göre düşündüğümüz zaman affective computing dediğimiz duygusal hesaplama. Yani makine ne zaman insan duygusunu gerçekten anlayabilecek? İlgi alanım bu aslında. Bu bir de tabii bizim yapmaya çalıştığımız, biz Metaverse dediğimiz zaman aslında şunu kastediyoruz. Biz hem sanal gerçeklik hem artırılmış gerçeklik hem orada sürebilecek bir yaşamda bizim blok zincir üzerinde çalışabilecek bir ekonomik model kurgulamamız gerekiyor. Biraz sonra onlarla ilgili birkaç şey göstereceğim. Mesela böyle bir durumda Metaverse üzerinde eğer bir yaşam söz konusu olacaksa bugün olmasa bile yarın bizim aslında bir takas mekanizması geliştirmemiz gerekiyor. Mesela aklıma gelen diğer şeylerden bir tanesi buydu. Bununla ilgili bir yayın yaptık. Burada da amacımız aslında NFT'lerin veya farklı mekanizmaların takas açısından nasıl kullanılabileceğiyle ilgili bir çalışma. Tabii dediğim gibi ben bunları hep söylerken söylemediğim birçok fikrimi basmadığım için ya da yazmadığım için henüz söylemiyorum. Bunlar eski yaptığımız işler ve devam eden işlerimiz. Ve burada aslında gene bir bartering sistemi gibi belki insanların birbiriyle onu aldım bunu verdim dedikleri bir düzene döneceğimiz bir kurgu olabilir diye düşündük Metaverse'de. Tabii bunların hepsi sonuçta şu anda tamamen deneysel kurgular. Bunlar nasıl olacağını zaman gösterecek. Ama bir bilim adamı ne yapar derseniz işte bu deneysel kurguları yapar mümkün olduğunca.
Yani böyle kurgular düşünmeye çalışır. Bunun dışında Metaverse'den bahsetmişken eğitimden bahsetmeden olmaz. Burada da Metaverse ile ilgili olarak konuşurken aslında eğitim Metaverse'de devam edecekse nasıl gidecek, ikinci bir Covid olursa nasıl bununla baş edeceğiz? Ki zaten ben modelleme simülasyon doçentiyim. Daha önceden bu konuyla ilgilenen sayısı azdı. Covid'den sonra bir anda hani tekrar online'a geçilirse ne olur gibi bir düşünce oldu. Ama gene bakıyorum şu anda insanlar yine bunun durumu, bu konu gene gündemden düştü. Şu an tamamen GPT oriented bir şekilde devam ediyoruz sektörel bazda da. Yani herkes kendi GPT'sini yapacağını iddia ediyor. Bu herkesin böyle şey, kendi, ben onu biraz sahte peygamberlik olarak, herkes kendi kitabını yazacak ve ünlü olacağını düşünüyor. Ama tabii kimse şunu düşünmüyor. Acaba elimde bir süper bilgisayar var mı? Yani Google'ın ya da yani sonuçta OpenAI'nin elinde ne var? Bunu düşünmüyor. O yüzden ben hani size tabii yine bir nasihat olarak böyle şeyleri size söyledikleri zaman kendi bilinç seviyenizde, bilinç çerçevenizden geçirirken de bunları yapabilecek imkanları var mı onu düşünmek lazım. Çünkü herkes bizim sektörde, özellikle bilgisayar sektöründe her şeyi yapabileceğini iddia eder. Ama yapanlara, basanlara, yazanlara ve kabul ettirenlere bakmak önemli. Turing testiyle ilgili dediğim gibi çalışmaya başladık. Şu anda sanal avatarların duyguları, niyetlerini anlamak için neler yapılabileceğiyle ilgili çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Burada tabii benim özellikle hem bitirme projesi öğrencilerim hem de yüksek lisans öğrencilerim ve doktor öğrencilerim mümkün olduğunca bu işlerle ilgileniyor. Yani benle çalışan birisi zaten diyor ki Murat Hoca ile çalışıyorsak bizim zaten konumuz bu. Tamamen yapay zekadan kopuk değiliz ama amacımız sanal gerçeklik ortamında ya da metaverse ortamında bunları gerçeklemek. Şimdi bunun dışında bir vizyon koymanız gerekiyor. Eğer yurt dışına başvuru yapacaksanız sonuçta sizden bir statement of research, statement of purpose istiyorlar. Ne yapacağınızı, ne yapmak istediğinizi göstermenizi istiyorlar. Özellikle doktorada. Zaten yurt dışında yüksek lisans disiplinler arası değişimde de gerçekleşebilir, alan içinde de gerçekleşebilir. Yani şunu görebilirsiniz. Gidersiniz, mesela bilgisayar mühendisliği bitirirsiniz, sosyoloji master'ı yapabilirsiniz. Sonra gidip yine bilgisayar mühendisliği okuyabilirsiniz. Ülkemizde bu birazcık daha zor olabilir. Yani genelde insanlar tek bir disiplin halinde gitmeyi, okullarda o disiplinden adam almayı tercih ediyorlar. Ama bunu yurt dışında okursanız çözebilirsiniz. Mesela benim vizyonumda işte duygu tanıma, kişiselleşmiş ortamlarda metaverse deneyimini geliştirme. Yani metaverse manzaralı nasıl olacak? Çünkü biz sanal gerçeklik dediğimiz zaman bu sürdürülebilir bir şekilde devam edecekse bizim aslında duygu durumumuz değişecek. Yani ne yapacağız? Bir şekilde sürekli rüya görüyor gibi olacağız. Şu anda biz Newton fiziğindeki bir evrende yaşıyoruz ama eğer metaverse gibi bir evrende olsaydık uçabilecektik. Oyunlarda bunu yaşıyoruz aslında. Oyun oynarken hiç düşünmüyorsunuz. Biri öldüğü zaman gerçekten ölmediğini ya da uçarken niye uçtuğunuzu düşünmüyorsunuz. Ama bu metaverse gibi sürekli hayatımız olacak bir şey olacaksa bu bizi nasıl etkileyecek? Uzun zamandır bu konuyla ilgili konuşmalar yapıyorum. Sentetik ortamlarda algının nasıl gerçekleşeceği, bunun bizi nasıl etkileyeceği, işte sürükleyicilik dediğimiz immersion'ın nasıl oluşacağı, oradaki varlık hissimizin nasıl oluşacağı ile ilgili çalışıyorum. Şimdi böyle bir şeyle çalıştığınız zaman gidip felsefe alanında çalışan insanlarla da çalışıyorsunuz. Onlarla tartışıyorsunuz. Mühendislerle de tartışıyorsunuz. Sosyal bilimcilerle tartışıyorsunuz. İşte bu sizi biraz bilim adamı yapma yolunda önemli adımlar olarak karşınıza çıkacak ve yapmanız beklediğimiz şeyler olacak. Yani benim perspektifim o yönde. Benim vizyonum o yönde. Bunun dışında bizim öğrencilerin yaptıkları birkaç örnek vereyim. Mesela sihirli ayna diye bir şey yapmaya çalışıyorlar. ChatGPT kullanarak aslında 3 boyutlu modeller aracılığıyla tarihi figürlerle konuşmanızı sağlayacak bir kurgu yapıyorlar. Bunu yapanlar 4.0 öğrencisi. Yani şey değil, yüksek lisans ve doktora değil. Burada önemli olan fikir, ki bu fikirleri üretirken genelde işte yani hoca seçerken de ona dikkat edin. Güzel fikirleri olan sizi ileride yurt dışına taşıyabilecek ya da bir şekilde CV'nizde durduğu zaman diğerlerinden farklı olabileceğiniz fikirler bulmaya çalışın. Sihirli ayna bunlardan birisi olabilir. Bu sonuç itibariyle tabii bu fikirler de size nereden gelir aslında? Endüstrideki kontaklarınızdan gelir arkadaşlar. Gidip ne kadar çok insan varsa endüstriden tanıdığınız, akademik de olsanız onlarla konuşmayı kesmeden onlardan fikir alıp onların akademik uygulamalarına bakmanız anlamlı. Bunun dışında herkes gibi biz de kendi modelimizi üretmeye çalışıyoruz. Ama yaptığımız şey aslında diğerlerinde yaptığı gibi Llama'yı ya da olan open source bir modeli alıp mimarisiyle oynamaya çalışmak. Tabii bu aslında mekanik olarak bir sadece lokal olarak çalışabilecek bir GPT olabilir mi kurgusu. Bu ilginç olduğu için biz buna Türk GPT dedik. Farklı isimlerde çıkan herkesin var şu anda. Avelsan'ın var, Aselsan'ın var, benim bildiğim. Herkesin bir GPT'si var. Bu tabii bizimkisi, yine biz bunu Havelsan'la ortak olarak yürütüyoruz projeyi. Hatta Suite desteği aldılar. Ama sonuçta bu aslında zor bir iş. Dediğim gibi bu sadece basit anlamda neler yapılabileceği, araştırma dediğimiz anlamda. Yani ben şunu iddia eden hiç kimseye güvenin demiyorum. Ben kendi GPT'mi yaparım diyen birisinin süper bilgisayarlar olması lazım. Benim görüşüm bu.
tersini iddia eden varsa Sektör X olarak çıksın karşıma, anlatsın derdini. Ben yaparım diyen varsa buyursun gelsin, herkes duyuyor. Ben yapamayacaklarını iddia ediyorum açık açık. Yani niye yapamayacaklarını da işte bu kadarlık iş tecrübeme ve diğer yıllarca yazılım mimarlığı yaptım. Şunun yazılım mimarisini çözecek adam sayısı Türkiye'de elle gösterecek kadardır. Bunların da %80'i yurt dışına kaçmış durumdadır şu anda. Türkiye'de değildir. Yurt dışına çalışıyordur ya da. Onun için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bunun dışında demin dediğim gibi biz aslında Metaverse dediğimiz zaman sanal hipnoterapi dediğimiz, yani aslında bu tip bir ortamın bizim ruhsal yapımız üzerindeki etkisiyle ilgili neler olacağıyla ilgileniyoruz. Ve yaşadığımız bu ortamlardaki deneysel şeylerin acaba aklımıza nasıl etkileyeceğini düşünüyoruz. Ve bu mesela acaba biraz önce gördüğünüz virtual terapinin sanal gerçeklikte daha çok işte sizi nereye doğru getireceğini ya da nasıl motive edebileceğiyle ilgili çalışmalar yürütmeye çalışıyoruz. Burada da tabii bunların hepsi deneysel şeyler ve ben genelde deneysel şeyleri şöyle başlamayı seviyorum. Dördüncü sınıf öğrencileriyle birlikte başlıyoruz. İsterlerse master'a devam eder, isterlerse doktora devam eder. Genel benim prensibim bu şekilde. Çünkü hem daha hevesli oluyorlar ve devam ettikleri zaman da gördüğüm kadarıyla daha hevesli oluyorlar. Benim CV'mdeki insanlara bakarsanız çoğu aynı şekilde başlamıştır diyebilirim. Evet, gelecek planlarımıza bakınca gelişen trendleri belirlemek. Burada karar verici olmak, karar alıcı yani bizim istediğimiz şeyi üretiyor olmaları. Bunu yakalamamız gerekiyor. Bu çok kolay bir şey değil. Çünkü bu para gerektiriyor, imkan gerektiriyor ama işte bu yurt dışındaki gruplar size bu avantajı sağlayabilirler. Yani ben bunu söylerken niye rahatlıkla söylüyorum? Çünkü yurt dışında çok fazla tanıdığım akademisyen var, birlikte çalıştığım çok fazla akademisyen var. Ve bunlarla birlikte bir şeyler yapma şansım otomatik olarak artıyor. Sonuçta biz 7 milyon euro almış bir grubuz yani. Hani 7 milyon euro diyorum sonuçta. Yani 7 milyon euro alabilecek kapasitede bir grupla çalışıyor olduğum zaman bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Tabii bu parayı Türkiye'ye getirememiş olmak acı. Ama sonuçta Avrupa Birliği fonlarından bu parayı alıp bu parayı araştırma açısından kullanabilen bir grupla birlikte çalışmak ve bununla birlikte bu konuda Q1 bakabilirsiniz Avesis'ten yayın yapabilmek önemli. Bir akademisyenin beklenen şeyin bu olması gerekiyor aslında. Sadece o parayı alıp gitmek değil, o parayla bir şekilde akademik çalışmalar yapıp bunu bir şekilde realize edebilmek. Ben bunu kısmi olarak başardım. %100 mükemmel değil tabii ki CV'm, benim de şu anda gelişme aşamasında. Hani amaçları sorduğunuz için bu şekilde açıklama yapma gereği duydum. Bunun dışında demin dediğim gibi işbirlikçi projeler ve sonuçta endüstri ortaklığı odaklı çalışmalar çok önemli. Bunları yapmayan firmalar varsa bunlarda çalışmaktan sakının. Büyük firmalar, bana şu soru çok soruluyor öğrencilerim tarafından. Büyük firmada mı çalışayım, küçük firmada mı çalışayım? Ben bunu genelde ileriki amaçlarınıza göre belirlemenizi bekliyorum, düşünüyorum. Bence istediğiniz konuda çalışın öncelikli olarak. Büyük ve küçük firma olması dışında ve her zaman daha genç olduğunuz için başka bir yere geçebilecek şekilde çalışın. Girdiğiniz bir firmada yıllanmayın. Eğer çok iyiyse yıllanın tabii ama yani belli bir noktadan sonra gelişim. Ben genelde şunu çok duyuyorum. Hocam işte girdik bir firmaya, artık aynı şeyleri rutin bir şekilde devam ediyoruz, ne yapmalıyım? Bence bu sözü söylememeye çalışın. Yani kendiniz ve gözünüz her zaman dışarıdaki diğer olayların takibi halinde neler yapabileceğinizi düşünür halde olmanızı tavsiye ediyorum. Hibe ve fon almaya çalışın. Yani ben mesela birçok hakemliğe gittim şu ana kadar. Ben genelde pozitif bir hakemim. Çok negatif hakemler var maalesef ülkemizde. Yani ben mesela şöyle bir kavgaya tutuştuk. Mesela öğrenciler robot yapmışlar. Hatta yeri de söyleyeyim. ODTÜ Teknokent içerisinde hareket eden bir sistemde yemek taşıyıcısı robot yapmaya çalışmışlar. Diğer hocaların hepsi itiraz etti. Olmaz bu dedi. Dedim ki hocalarım olmaz tabii ama yapmaya çalışsınlar. Yapamazsınlar ama çok şey öğrenecekler. Bunu yapmaya çalışmalarını sağlamamız gerekiyor. Yani %100 sonuç alamıyoruz hiçbir zaman bir şeyden. Bunu beklemek çok yanlış. Tabii bu şu demek de değil yani, hiç olmayacak bir işe de para yatırmak da çok anlamlı değil. Onu da kastetmiyorum tabii ki. Orada bir hocaların da görüşü önemli ve şey de önemli. Yayın önemli arkadaşlar. Eğer yazı yazabiliyorsanız, şu anda kendinizi yazı yazarak tanımlayabiliyorsanız ve bunu akademik dille yapabiliyorsanız iyi bir hoca bulun, beraber çalışın ve yayın yapın. Akademik olmak istiyorsanız yapmanız gereken şeylerden bir tanesi bu. Bir araştırma ekibi kurmak önemli. Ama bir araştırma ekibinin içinde olmak da önemli. Şu an kuramayabilirsiniz. Olan bir araştırma ekibiyle kendinizi geliştirebilirsiniz. Tek başınıza hiçbir şey yapamazsınız. Bunu söyleyeyim. Endüstri ortakları önemli. Dediğim gibi firmaların akademi endüstri işbirliği yapmaları ve bunları takip etmeniz, bu tür firmalarda bulunmanız önemli. Üniversite kaynaklarından yararlanın arkadaşlar. Bizim arkadaşların genelde en büyük sıkıntısı o oluyor. Sadece kütüphaneden kitap almak değil. Artık zaten tüm kitapları online olarak ulaşabiliyorsunuz. Ama başka ne kaynakları var? Sorgulayın okulunuzun. Yani ne tür imkanlar sağlıyorsa size sonuna kadar kullanmaya çalışın.
Ki üniversitede olmanın büyük avantajları var. Hani ülkemizde de mesela şöyle bir şey, ben bizim üniversitede de söylüyorum arkadaşlara. Yani okulda gidin, bölüm başkanıyla konuşun, istekte bulunun. Yani siz bir şey istemediğiniz için her şey yolunda zannediyor insanlar. Şimdi size soru soruyorum. Hepiniz çok şikayetçisiniz. İşte şu yumuz yok, bu yumuz yok, şu eksik, bu eksik diyorsunuz. Niye bunları söylemiyorsunuz? Yani bazı okullarda bazı okullardaki öğrenciler çok aktif bir şekilde bunu yapabiliyor. Ben sizin okulu çok tanımıyorum. Yani bunu yapın. Yani bunu yapamıyorsanız bunu yapmak da önemli bir kriter bence. Bunları yapın, sonuna kadar hakkınızı alın ve almaya çalışın. Aslında benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorularınız varsa alabilirim. Umarım faydalı olmuştur. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok güzel bir sunum oldu bence. Ben de yurt dışına gitmeyi çok isteyen biri olarak bayağı yararlı olduğunu düşünüyorum ben de. Şimdi yavaştan sorulara geçelim o zaman. Tamam. Şöyle, Batuhan dedenin bir sorusu var. İşe alım hızının son 1-2 senede duraksadığını, bu yüzden de öğretim üyesi olmanın avantajlı olabileceğini düşünmekteyim. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Öne çıkılmak için ne yapabiliriz? Batuhan merhaba. Öncelikle şimdi şöyle söyleyeyim. Ben bilgisayar mühendisi mezunu birisinin işsiz kalacağını düşünmüyorum. Ama düşmüş olabilir, azalmış olabilir. Bu sektörel olarak da değişiklik gösterebilir. Bazen arkadaşlar işte front-end back-end'i daha fazla arandığı için mesela o konulara yöneliyor. Ben şunu tavsiye ediyorum. Tamam, yine yönelin. Para neredeyse o parayı kazanmaya çalışın. Ama normalde öğretim üyesi olmak istiyorsanız bu başka bir şey. Yani piyasada çalışmaktan vazgeçmeyeceksiniz ama esas işiniz, kafanızdaki en önemli şey biraz önce anlattığım, sunumda bahsettiğim şeyler olacak. Yani siz öğretmeyi seviyor olacaksınız, siz okula gidip ders anlatmak istiyor olacaksınız, siz araştırma yapmak, kendi fikirlerinizi uygulayıp onları basıp bir yerlerde insanlara sunmak istiyor olacaksınız. Eğer bu tip istekleriniz varsa yapın. Ha şunu diyebilirsiniz, ya ben ne bileyim bunu. Deneyebilirsiniz, bir yüksek lisans yapmaya çalışın. O zaman zaten hem birçok program zaten hem çalışan öğrenci destekliyor. Akşam dersleri veriyoruz. Bizim üniversitede de öyle. O şekilde deneyebilirsiniz kendinizi. Öne çıkmak için yapacağınız şey, dediğim gibi burada önemli olan şeylerden bir tanesi çalışacağınız hocayı iyi seçmek. Özellikle size bir şeyler katabileceğiniz düşündüğünüz birisini seçmek. Ve bunu eğer yurt dışı düşünüyorsanız, yurt dışı kontakları olan birisi bu konuda daha faydalı olabilir. Yani ben eğer master yapmadıysa Batuhan'a öncelikle bir yüksek lisans yapmasını, ondan sonra durumu değerlendirmesini tavsiye ederim. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Bu arada sorusu olan arkadaşlarımız varsa onu da yazabilirler. Onlara da bakarız hemen. Bir tane daha sorumuz var. Akademi alanında ilerlemeyi düşünen kişiler hangi özelliklere sahip olmalı diye sormuş. Yani şöyle söyleyeyim. Akademi üzerinde, akademide çalışmak isteyen insanlar bence biraz sabit fikirli olmalı. Yani dediği şeyden kolay vazgeçmemeli ama bunun yanında esneye de bilmeli. İşte bu zor bir şey. Yani sabit bir şekilde fikrini savunabilmeli ve birisi gelip de dediği zaman bak Sümeyye böyle olmuyor ve bunu bilimsel olarak ispat ettiği zaman onu kabul edebilmeli. Tamamen sabit fikirli olup yani şu tür bir durumda yılmamanız gerekiyor. Yani biri size gelip şunu diyebilir. Yani ben de mesela Türkiye'de ben kendi doktora konumunda hiçbir hocayla çalışamazdım, öyle söyleyeyim. Açıp bakın konuma, inceleyin, tezim de açık. Niye? Çünkü kimse böyle bir riski almazdı. Hani bu nokta itibariyle bu riski alabilecek insanları bulup ve ondan sonrasında ki ben mesela doktora mülakatımda şunu demişlerdi benim hocama. Ya bu adam çok acayip bir şeyler yapar, iyi bir şeyler yapar ya da hiçbir şey yapamaz. Yani yorum buydu, yani binary bir yorumdu. Ama bu riski göze alacak, sizin fikrinize değer verecek birisini bulmanız ve öyle yani kendinize iyi bir danışman bulmanız gerekiyor. Önemli kriterlerden bir tanesi bu. Bunun dışında yılmamanız gerekiyor. Biz yani hani çok fazla makale gönderdik bir yerlere. Yani her zaman şu söylenir. Efendim attığınız golden fazla kaçırdığınız gol vardır. Bunu unutmayın. Yani her çektiğinizi zannedersiniz ki iyi bir forvet çok güzel gol atıyor. Siz sadece gol attığı sahneleri görürsünüz. Acaba kaç tane kaçırmıştır? Ya da iyi bir müzisyenin çektiği acılar, ne bileyim iyi bir balerinin çektiği acılardan farklı değil. Bunun olayı şu. Eğer akademik olacaksanız sapyoseksüel olmanız gerekiyor. Bilmiyorum anlamını biliyor musunuz? Bilgiye aşık kişi, yani bilgiyle yaşayan. Yani siz birinden onun bilgili olduğu için etkileniyorsanız bu akademik bir özelliktir. Yani bu fiziksel yön dışında onun bilgisinden ve görüşlerinden ve vizyonundan etkileniyor olmanız. Bu tür bir şey barındırıyor. Bilgiye aşık olmanız gerekiyor. Zaten sunumun başında da söyledim. Bilmiyorum tekrar sunum duracak mı istediğinizde. Arkadaşlar tekrar dinlerlerse aslında özelliklerle ilgili birçok bilgi de verdim.
Bunun dışında yılmamanız gerekiyor. Dediğim gibi yani sonuçta birazcık da kendi başınıza iş yapabiliyor olmanız ama grupla çalışma hevesinizi de kaybetmemiz gerekiyor. Bu da zor bir şey. Genelde en büyük sorun tamamen içe kapanırsanız, kimseyle konuşmazsanız yapacağınız şey kısıtlı kalır. Yani hem içe kapanık olabileceksiniz, gerektiği zaman yani ben kendimi iki gün evden çıkmadığımı da biliyorum. Hiç sokaklarda ben eve gelmediğimi de biliyorum. Yani kendinizi bir şekilde bir formda kısıtlamamanız gerekiyor. Biraz o konuda elastik olmanız gerekiyor fikirsel açıdan da. Bunun dışında sunumun başına da bakarsa arkadaş daha farklı detaylarda anlattım orada. Hı hı. Zaten tekrardan kanala gidip hepsini izleyebilirler. Hepsi kanalımızda olacak. Şimdi diğer soruya geçeyim. Yurt dışında bildiğim kadarıyla eğitimci ve araştırmacı olarak ayrılıyor akademisyenler. Türkiye'de böyle olmaması hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuş Hüseyin Yorgun. Kesinlikle böyle olmalı. En büyük sorunlardan bir tanesi bu, bir tane meşhur şey vardır. Karikatür, işte zürafa, aslan, hepsine aynı şeyi yaptırmaya çalışıyorlardır. Yani yazı yazmak ayrı bir meziyet. Yazıyı güzel yazmak da ayrı bir meziyet. Bunda herkesin bunu yapmasını beklemek doğru değil. Ama bunun yanında benim tanıdığım hiç makale yazamayan ama çok iyi ders anlatan hocalar var. Ama burada şöyle bir şey oluyor Türkiye'de. İşte bunları öğretim görevlisi kadrosunda tutup beni profesör yaparsanız öğretim görevlilerinden profesörlüğe gidiş yolu şey olmuyor. Mesela Amerika'da herkes profesördür. Yani profesör bir profession'dır. Yani siz ders anlatan herkes, yani yüksek lisansınız olmasa bile bir akademiye girerseniz de profesör derler. Burada sonuç itibariyle dediği gibi Hüseyin'in, eğitimci ve araştırmacı ayrılıyor. Kesinlikle böyle olması daha doğru. Ama bunu araştırmacı olabilecek olan insanların imkanlarını kısıtladığınız zaman kabul etmeyeceklerdir. Yani çünkü eğitimci olan kişiden araştırmacıya daha fazla para, daha fazla imkan ve öğrenci vereceksiniz. Eğitimciye de diyeceksiniz ki sen bundan sonra sadece ders anlatacaksın. Bunu hiçbiri kabul etmek istemeyecektir. Ha, olması gereken bu. Hatta olması gereken şu. Ben şundan çok müzdarifim. Hani açın bakın. Yani şunu yapın. Mesela bizim şöyle bir şey vardır. Benim de mesela bir hoca gelip de odama oturduğu zaman, hani tabii her zaman onunla kıyaslamadım, ne kadar yayını var, kendi alanında neler yapmış, H indeksi kaç? Bunları konuşmadan onu iyi bir hoca olarak nitelendiremezsin. Akademik anlamda, yani araştırmacı anlamında. Ama çok iyi bir eğitimci olabilir. H indeksi 1 de olabilir. Adam çok iyi ders anlatıyordur. Ama akademik olarak benim anlattığım formasyonda olduysa, H indeksi 15'in altındaysa o aslında iyi bir akademisyen değildir dünyada. Yani bu kabul görmüş gerçeklik bu. Bunun ayırt edilmesi lazım kesinlikle. Ben hani edildiği pozisyonda eğitimci olacaklarında bunu kabul etmesi gerekiyor. Ama verilen ünvanlar ya da verilen imkanlar geri alınmadığı için bunu uygulamak bayağı zor. Öyle bir sıkıntı var. Ama kesinlikle öyle olması gerekiyor. Teşekkür ederiz. Bir tane daha sorumuz var. Türkiye'de akademisyen olarak teşvik ve destekler var mı? Örneğin projeler, makaleler, yurt dışı seminer katılımları falan gibi vesaire. Var. TÜBİTAK'ın normalde yurt dışı için destekleri var. Size belli bir miktar para veriyor. Tabii şöyle oluyor. Bu destekler zaman zaman güncellenmediği zaman komik durumlara düşebiliyor. Ama şimdi yeni güncelleme yapıldı. Yani mesela bir ara 2013 yılında hocalara 3000 lira ödüyordu TÜBİTAK. Şu anda mesela 3000 lira ödediğin zaman hiçbir hoca hiçbir projeyi değerlendirmek istemiyor. Çünkü emeğinize değmiyor oluyor. Ama onların hepsini arttırdı fiyatlarını. İmkanlar var. Sonuç itibariyle mesela şöyle de oluyor. Eğer mesela Havelsan, Aselsan gibi firmalar da çalışırsanız size destek veriyor. İşte makaleniz varsa imkan veriyor. Özellikle ARGE merkezi olan yerleri tercih etmeniz lazım. Ece, İrem. Yani Huawei'nin de Research Center'ı var. Onlar mesela makale yazılmasına, araştırma yapımına destek veriyor. Hatta research grupları var, research müdürleri var. Yani öyle kurumlarda çalışırsanız destek alabilirsiniz. Evet, tamamdır. Genel olarak teknoloji alanında takip ettiğiniz, ilham aldığınız kişiler, şirketler ve benzeri var mı diye sormuş Esat. Şimdi Elon Musk diyeceğim, komik olacak. Şöyle söyleyeyim, benim takip ettiğim kendi alanımda, şimdi biz akademisyen olduğumuz için genelde kendi alanımızdaki kişileri daha fazla takip ediyoruz. Esat'ın çok bilmediği kişiler olur genelde bunlar. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. IEEE Software diye bir dergi grubu var. Bu magazin türü bir dergi. Özellikle sizin gibi genç arkadaşların, özellikle yazılım gelecek arkadaşların gelişen teknolojileri ve kişileri takip etmek için onu okul kaynaklarından girip erişebilirsiniz. Ankara Üniversitesi'nde, Gazi'nde, Hacettepe'nin de, ODTÜ'nde hepsinin var. Bu dergiyi takip edebilirsiniz. Bu bir magazin. Yani bu akademik bir dergi değil. Olan olaylarla ilgili kısa kısa daha net
Bilimsel yanı birazcık zayıf ama endüstriyel alanda aktif olarak çalışan insanların yaptığı şeyler var. Bunları takip etmenizi önerebilirim. Kişi bazında şu kişi ya da bu kişi diyemem ama yani takip ettiğiniz akademisyenler mesela İpek Özkaya var orada mesela. Bizim hatta gururlandığımız bir kişi. O editörün chief orada bulunan. Mesela onu takip edebilirsiniz. Bunun dışında Grady Bush denen UML'i geliştiren grubun başındaki hala şu anda IBM'de olan yani önemli, yani kendisinden ders alma şansı olmuş bir kişi var. Bunun dışında aklıma şu anda hemen biri gelmiyor. Burada şunu kesinlikle yapmasını öneriyorum Esat'a. Her gördüğünüze inanmayın. Yani öyle bir çağa geliyoruz. Hatta ben siber güvenlik dersi de veriyorum Kara Harbi Okulu'nda. Şöyle bir şeyle karşılaştım ders notları hazırlarken. Bundan sonraki tehlikelerden bir tanesi, en büyük tehlikelerden bir tanesi sahte bilgi üretmesi yapay zekanın. Yani şimdi insanlar sizi bu şekilde oltalayabilirler. Ve hani sonuçta o nokta itibariyle işte bakarsınız ne güzel işte yalandan bir karakterle Twitter'da ortaya çıkıp bir şeyler anlatıp sizi kandırabilir. Yani bunun için biraz bilinçli bir şekilde okumak ve dediğim gibi aslında IEEE software ile başlayabilirsiniz Esat. Ondan sonrasında eğer çok sıkışırsanız gene hani bana ulaşırsınız, başka kaynaklar isterseniz her zaman gelen arkadaşlara genelde maillere cevap vermeye çalışıyorum. Başka şeyler de önerebilirim. Ece İrem bir de şöyle eklemiş biraz önceki şeyinize büyük ihtimalle. Medium'da tek sheet bültenimiz var hocam bizim de. Müsait olunca bakabilirsiniz. Ankara Üniversitesi bilgisayar topu olarak çok seviniriz demiş. Biz de hocam tek sheet bültenimiz eğer. Tabii, biz de orada sonraya da bakabilirsiniz cidden. Tabii ki bakarım arkadaşlar. Her zaman da beni ziyaret edebilirsiniz. Gelir fikir açısından da bir brainstorming birlikte oturup beyin fırtınası yapabiliriz. Yani elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışabilirim. Tamamdır hocam. Ben geleceğimde akademide devam etmek istiyorum. Çünkü sürekli öğrenmek ve öğretmek hoşuma gidiyor. Ancak birçok kişinin önerisi birkaç yıl özel sektörde çalışmak. Sizi nasıl bir yol izlemeliyim diye sormuş Ece İrem. Şöyle cevaplayayım. Eğer şimdi burada şunu seçmesi lazım Ece İrem'in. Bilgisayar bilimlerinde mi devam edecek yoksa yazılım mühendisliğinde mi devam edecek? Yani yazılım mühendisliği araştırması olacaksa benim yaptığım gibi. Zaten benim Minnesota'da gittiğim program, şimdi University of Minnesota'da Electrical Engineering Computer Science'dır bölümün adı. Electrical Engineering part'a geçiyorum. Computer Science'ın altındadır Software Engineering ama benden 2 sene iş tecrübesi istemişlerdi. Yüksek lisansa kabul edilmek için. Sadece akademik ortalama değil. 2 senelik iş tecrübesi. Bunun dışında benim Lero, biraz önce bahsettim. Yani yazılım mühendisi doktoramda da aynı şekilde 5 yıllık iş tecrübesi istiyordu Lero. Doktora bursu vermek için. Bunun için istiyor. Bunu aslında yazılım mühendisi araştırması yapacak birisinin aynı Ece'nin bahsettiği gibi bir şekilde özel sektörde çalışarak tecrübe kazanıp oradaki problemleri adreslemesini istediği için istiyor. Ha eğer ben bilgisayar bilimleri çalışacağım, A-Star algoritmasını daha iyi hale getireceğim, yeni bir Turing testi yapacağım ya da ne bileyim işte yeni bir algoritma geliştireceğim gibi başka ya da işte başka şeyler yapacağım diyorsanız bilgisayar mühendisliği değil yani mühendisliği bilimleri üzerindeyseniz o zaman direkt başlayıp devam edebilirsiniz. Ama yazılım mühendisi çalışacaksınız, yazılımla ilgili bir konuda araştırma yapacaksınız, kesinlikle çalışmak lazım. Birkaç yıl özel sektör iyi olabilir, tecrübe olabilir. Dediğim gibi burada önemli olan, en önemli olan şey danışmanınız. Yani sizi koç, yani bugün hani iyi bir takımın en önemli özelliği iyi bir koçu olmasıdır. İyi bir araştırmacı için de bu farklı değil. Hemen diğer sorumuza geçelim hocam. Akademisyen olarak özel sektördeki çalışma ritmi var mı? Aktif olarak kod yazıp projeler alıyor musunuz? İşte Huawei ile yaptığımız çalışma beni gerçekten yormuştu. Tabii akademi birazcık daha yavaş bir hayat. Şöyle bir şey geldiydi başıma. İlk toplantı yapacağız. İşte dediler ki hocam dediler 8'de 20 geçe bekliyoruz sizi. Gittim otele yerleştim. Ya dedim ben akademisyenim benim 9.30'da başlıyor mesaim. Böyle bir anlaşmazlık yaşadık uzun bir süre. 8'i 20 geçe iş başı yapıyorlar. Yani beni şeye bekliyorlar, eğitime bekliyorlardı. Böyle bir fark var. Ritim olarak özel sektörde çalıştığınız zaman kendinizi kaybedebilirsiniz. Özel sektörde, yani Ece için söylüyorum, Ece nezdinde benzer arkadaşlar için. Kendinizi bir kere kaptırıp para kazanmaya başladıktan sonra geri dönmek istemeyebilirsiniz bir yandan da. Bu tabii içinizdeki istek ve aşkla ilgili, bilim aşkıyla. Aktif olarak kod yazma yavaş yavaş azalıyor. Yani şu duruma geliyor. Ben bugün iddia ediyorum birçok bilgisayar mühendisliği hocaya sınav yapsanız %80'i kod yazamaz. Yani yeteneklerini ya kaybetmiştir ya da kendini tamamen bilime vermiştir. Ha pratik olarak basit kodlamadan bahsetmiyorum tabii ki. Hani onu hepimiz yaparız bu şey gibi matematik bilmiyorlar dememe benzer. Ticari bir ürünün içerisinde aktif olarak çalışamaz. Yazılım mühendisliği ile ilgilenenler hariç.
belki hani. Bu aktif olarak belki çalışan arkadaşlar harici ama bunlar genelde kısıtlı sayıda oluyor benim gördüğüm kadarıyla. Yani ben şunu gördüm yani hani sonuçta for loop'u yazamayan bilgisayar mühendisliği hoca olan insanlar var maalesef. Hani. Evet. Diğer sorumuza da bakalım. Ece İrem yok. Bunu gördük galiba. Evet. Bunu gördük. Şurada bir tane daha sorumuz var sanırım. Başka sorumuz yok sanırım hocam. Bir daha tamam. Şöyle konu edeyim. Başka sorusu olan yoksa Ece İrem bir tane daha soru sormuş. Hemen onu da sorayım. Şu an geldi soru. Ece İrem herhalde beni ziyarete gelecek en sonunda bu şeyde gidersin. çok zor bir soru. Yani şimdi bunu cevaplamam çok zor. Yani mutluluk nedir diye başlarsak bu konuşma hiç bitmez. Yani şöyle, ben ders anlatmaktan memnunum Ece. Ders anlatırken kendimi çok mutlu hissediyorum. Özel sektörde çalıştığım için de yıllarca gelip öğrencilere yani şu şekilde bir şey karşılaşmaları hoşuma gidiyor. Ya işte bu hoca da geldi bakalım ne biliyor demiyorlar. Zaten benim birkaç videom var. YouTube kanalımda var. Öğrenciler benim için özel bir video hazırlamışlardı. Benden ne öğrendiklerini anlatan. Ona bakabilir Ece. Yani benim için trailer hazırlamışlardı. Öteki arkadaşları için daha doğrusu. Bu dersi alın bakın bu ders çok iyi diye. Zannediyorum Gazi'de aynı izlenim var. Sorarsanız Gazi'deki öğrencilere Murat Hoca'dan ders aldık. Çok şanslıyız. Acaba başka ne ders açıyorsunuz diye kapıma gelen öğrenciler oluyor. Bu da şundan dolayı oluyor. Sektör tecrübesini derse entegre etmeye çalıştığım için. Yani 13 yıl boşa gitmemiş oluyor. Yani aldığım ve bildiğim çoğu şey çok değişmiyor. Hani ve bunları bir şekilde onlara sunabiliyor olduğumdan dolayı ders onun için daha ilginç bir hale geliyor. Slide okumak çok kötü bir şeydir. Öyle hocalar vardır. Ben slide okumaktan sakınmaya çalışıyorum. Yani bir slide'la 20 dakika gidiyorum bazen. Bir slide'la bazen hızlı hızlı ders notu da anlatıyorum. Bazı yerlerini okuduğum oluyor ama sürekli okumak yani bunu yapan insanlar, hocalar duyuyorum şikayetler ve bu birazcık aslında körertiyor işi. Mutlu musunuz? Hem evet hem hayır diyeyim o zaman Ece'ye. Çünkü yani daha iyi şeyler yapmak istiyorsun, imkanların kısıtlanıyor hani akademik olduğun zaman ama özel sektördeki arkadaşların durumunu görüyorsun. Yani bu zor bir soru ama hala devam ettiğime göre mutsuzum diyemem diyeyim. Bak gayet politik bir cevap vereyim. Evet, güzel. O zaman yavaştan bitirebiliriz hocam. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Evet. Umarım dediğim gibi benim kapım hepinize açık. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'ni her zaman beklerim. Haberleşelim, konuşalım. Gelin istediğiniz kadar sohbet edelim. Bu tabii bütün katılımcılar için geçerli. Olabildiğince herkese geri dönmeye çalışıyorum. Maillerime bana bayağı bir mail geliyor tahmin edebileceğiniz gibi. Ve sonuç itibariyle sonuçta elimden geldiğince gençlere yardımcı olmak istiyorum. Amacım bu. Çok teşekkür ediyorum beni ağırladığınız için. Başarılar diliyorum. Hocam, kendinize iyi bakın siz de. Siz de kolaylıklar diliyorum. Sağ olun.